Gov.tr sayfasından Hı -hı. bir bölüm okuyorum. Erişmek istediğiniz bilgilere web sitemizden ulaşmamamız halinde TÜİK .tr adresine ulaşabilirsiniz diyor, diyor, diyor. Hiçbir şekilde ulaşamadınız diyor. Merkez teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca Ankara'da bilgi talepiniz için Ankara'da bulunan merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz diyor. 84 milyona bir davet. TÜİK'in web sitesinden. Bak, şimdi bir sefer bir şey iyi tespit ederim Sayın Genel Başkan, Genel Sekreter, Grup Başkan Vekil ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizle oraya giderken gerçekten böyle bir tabloyla karşılaşacağını biliyor muydu? Yok. Gayet de doğal. Bakın çok kritik yerleri ziyaret etti. Merkez Bankası. Çünkü en önemli kararların alındığı hmm. yer dolar yükseliyor. İnanılmaz bir sıkıntı var. Yakın bir zamanda askeri ücret belirlenecek. Memur ee, maaşlarına yapılacak zamlar belirlenecek. Enflasyon oranları önemli. Burayı sürekli manipüle eden, eksik bilgi veren, yanlış bilgi veren bir kurum var. Hı hı. Ve burayı ziyaret ediyor. Yapmayın diyecek. Yapıyorsanız da bana anlatın. Bundan daha doğal bir şey var mı? Ve kimle gidiyor? Mekan basma derken ekibiyle gidiyor. A takımıyla gidiyor. 6 kişi gidiyor kendisiyle birlikte. Herhalde böyle bir tabloyu karşılayacağını size tahmin etmiyordunuz. Ben de etmiyordum. Türkiye de etmiyordu. Ama bir şeyi gördük. Aslında bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Bakın durduk ya da buraya biz gelmedik. İşte 2010 referandumu. Ne oldu? Yargıyı yargıyı bir kuruma, partiye kurum demiyorum ve bir e, ne olduğu belirsiz bir adama teslim ettiniz. Geldik 2017. Yapmayın dedik. Bakın yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elden gider. Ne oldu? Ve bugün bu noktaya geldik. Daha vayim bir şey söyleyeyim. 2010 referandumunun en büyük aktörü kimdi? Fethullah Gülen denen o alçak diyeyim artık. Ne diyeyim? Nerede dedi? Mezardan çıkartılan kullandırın dedi. Peki bugün paranın ekonominin, başına kimi koyduk? Onunla resim veren Nebati'yi koyduk. Şimdi ya dev, Konuşmayalım ama yani bir e, devletten bahsediyorsunuz bahsediyorsun Nurettin Nebati. Evet. Görmediniz bu resimleri? Bugün herhalde içimizden birinin Allah göstermesin o resme şimdi yayınlasın buradan çıkışta bizi gözaltına alırlar. Alırlar mı? Hele hele seni hiç bırakmazlar. Salim <laughs> abi beni hiç bırakmazlar. Dokunulmazlığım var seni hiç bırakmazlar. Sektirmezler. Senin, ama dokunul bu adamı... senin dokunulmazlığın var bizde var. o da yok. Olmasa beni de sektirmez. <laughs> ha, bizde o da yok. Şimdi <laughs> canım onun hakkında da bir fezleke gönderdiler. Hallederler onu. Yani bu adam. Bakın yani. <laughs> Bu adamı yargıya 2010'da teslim ediyorsun. Resim verdiğin o adama parayı teslim ediyorsun. Evet, i̇şte bakın. resimde. Resim burada. Allah aşkına. Ya daha büyük bir rezalet var mı? Daha neyi konuşalım devlette? Bir şey daha söyleyeyim. Devlet diyoruz değil mi? Geçen hafta kim bu ülkeyi ziyaret etti? Hangi ülkenin Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri. Peki, ne konuşuldu orada? Ya iki devlet, sözüm ona, iki devlet, Birleşik Arap Emirlikleri nasıl bir devlet olduğu tabii tartışılır. Ne konuşulabilir? Yatırım, işte 10 milyar yatırım, dolarlık bir yatırım e, niyeti savunma, bir sürü şey konuşulabilir. Hı hı. Ama ne konuşulmuş? Ne konuşulmuş siz ya? Bir organize suç örgütü lideri olarak tanımladıkları kişinin interneti ve durumu konuşulmuş. Neden konuşulmuş? Bunun neye göre e, tabii, tabii. diyorsunuz? Çok basit Hayır, bir şekilde mi? söylüyorum. Bu görüşmeden bir gün sonra iletişim yok. Avukatları ve ailesi hiç kimse haber alamıyor. Şimdi biri çıkıp bunu açıklaması lazım. Eğer ki benim ülkemde gerçekten Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı o ülkenin ve ikidaşlarıyla bunu konuşmuşsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düştüğü durumu düşünebiliyor musunuz siz? Şimdi güçlü bir delil değil mi Barış Bey bu? Bugüne kadar tweet atan, konuşan, her gün 30 tane paylaşım yapan bak bir kez daha söylüyorum Serhat Peker'i hayatında görmedim, sevmedim, bilmiyorum, sevmiyorum da. Hayatında görmedim diyorum. Yani siz şunu mu diyorsunuz Ali Şimdi ben buradan soruyorum. Dijital tecrit uygulandığını zaten biliyorduk ama e, özellikle o ziyaretten bu yana artık avukatının bile irtibat Ulaşamadım. kuramadığı bir hale gelmesi bana e, aslında o toplantıda Peker'in durumunun da konuşulduğunu gösteriyor. Ya bir diyorsunuz. dakika bir dakika bakın bu toplantıdan saatler sonra bir gün sonra olan bir şey. Adamlar geldi, iletişim kesildi. Ben burada birini savunup birini şey yapmıyorum bakın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda bir ricada bulunmuşsa yazıklar olsun bu yöneten Peki TÜİK'ten çıkarak buraya geldik. Ha, tekrar, niye buraya geldik? Şimdi yok, hayır. Şimdi e, Salim abi dedi ya Devleti Vali ne konuş? Doğru. Vali böyle, savcı böyle, kaymakam böyle, yönetenler böyle, anlayış böyle, bakan böyle, son atanan Devletin hali bu. Ama Şimdi muhalefet de tabii ki topluma bir mesajı vermek zorunda. tüye gitmek zorunda, Merkez Bankası'na gitmek zorunda, İşte o mitingi yapmak zorunda. Bir şeyleri anlatmak zorundayız, toplumu hareketlendirmek zorundayız. Orada katılıyorum, işte bu mitingler o yüzden çok önemli, sokak o yüzden çok önemli. Çünkü ülke gerçekten elden gidiyor, günden güne. Şimdi bunları hiç konuşmuyoruz, şu resmi konuşmadı bu ülke bakın. Şu resim gerçekten bu ülkenin utanç resmi. Biraz ters alalım İyi Parti veya başka bir partinin parti yönetimine, grup başkan vekilliğine böyle resimde olan birisi atansa ne olmuştu bugün? Ne konuşuluyordu? İnsanları konuşur, insanları diri, insanları moralli halde tutmak zorundayız. Belli bir kitleyi bir arada tutmak zorundayız. İnsanların moralini bozmamak zorundayız. Çünkü gerçekten moralimiz yeterince bozuk. Devlet yönetimi açısından, ekonomi açısından, yargı, her şey açısından moralim çok bozuk insanların. O mitikte sadece Cumhuriyet Halk Partiler mi var sanıyorsunuz? Bizim aktif 40 bin e, üyemiz var, aktif 20 bin üyemiz var. Hadi 40 bin gelsin aileleriyle hepsi. Gelmesinin imkanı yok. Ama oraya çok farklı kesimden insanlar geldi. Bir isyan vardı. Ben çok memur gördüm sivil gelen biliyor musunuz? Ben sivil polis gördüm gelen. Ben bir tane savcı gördüm. Sokağın en ucunda gezdim ben orayı. Çünkü insanlar artık bu insanların aldığı memurlar bile 19 yılda isyan eder duruma gelmiş. Yani bu bu anlattıklarım şu. Devlet konusunda kesinlikle katılıyorum. Vali konusunda kesinlikle katılıyorum. Sistem konusunda kesinlikle katılıyorum. Her gün daha 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 kötüsünü yap, yapacaklar. Adam diyor ki mekan bastı. Ya Reyna'dan mı bahsediyoruz? Sen nasıl bir adamsın? Ya? İsim vermeyelim efendim. Yani Reyna mekan kapandığı e. için söylüyorum. Öyle mi? tamam e, o, <laughs> o yüzden <laughs> sıkıntı yok. Ee, yani böyle bir mantık var mı? Böyle İçişleri Bakanı var mı? Bu İçişleri Bakanı ne konuşuyorsunuz? Bütçede. Bütçede. Yarın başlıyor bütçe. Bakanı. Bakın komisyonla geldi ya bütçe için İçişleri <laughs> Bakanlığı. o 12 saatin 1200 sayfa kitabını yazarım. 12, felaketi gördüm. 12 saatin 1200 sayfa kitabını yazarım. Ben böyle bir şey görmedim. Ne Bakın, de? ben böyle bir ben böyle bir e, sorunlu bir adam görmedim. Bakın, ben şey yapamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bir milletvekiline bana bakmasın diyor, tarih oluyorum diyor. bana küfrediyor. Zehirli yılanlar diyor, bilmem ne diyor, şerefsizler diyor, alçaklar diyor, gidiyor geliyor. 400 tane polis dizilmiş silahların <laughs> e, gölgesinde söylemek istediğim yapıyoruz bu işte. tabii ki yani şimdi bunları tabii ki burada anlatabiliriz mitiklerde anlatabiliriz sokakta anlatabiliriz yani insanların hepsi gerçekten bir gerçeği görmesi lazım bunun bir adım sonrası devlet benim diyor Mussolini devlet benim diyor toprak benim diyor tapu benim diyor Türk benim diyor doğru o kadar çok bunu sahiplenmişler ki evindeki en kıymetli eşyasına bu kadar sahiplenmiyordur bu adam ama bunu insanların moralini koruyarak, umut vererek ve giderek, yanlarına giderek bir şekilde anlatmak zorundayız. Genel Başkanımız Tüyin kapısına gitmeseydi bu rezaleti kim görecekti? Unutuyoruz ama unutmamızın çok önemli bir sebebi var. Her gün daha farklı bir rezalet çıkıyor. Ortaya. Her gün daha büyük bir facia, farklı bir durum çıkıyor ortaya. Bir, biz bir ay, 19 yıldır, hele hele bu 19 yılın son 10 yılı bir ay böyle skandalsız bir günümüz geçmedi ki. Ya Konuştukça tarihten neler çıkıyor. Gerçekten bakın siz e, ben hep şunu söylüyorum. Bir adam 19 yıl önce uyutsan oldu ya bizim orada öyle bir efsane vardır Mersin'de 7 uyurlar. Şimdi uyandırsan öyle böyle böyle oldu desen adam boğazına sarılır. Yalancı da inanmaz yani. Türkiye gerçekten Ya da beni biraz daha uyutun. Uyutun. Bir niye uyandırdın da ya da gelir bana bir tane vurur adam <laughs> onu, yani ne, Bence de onu Bu bu yani gerçekten. biraz <laughs> daha. Ee, <laughs> ha. Şöyle toparlayayım. En e, sıkıntılısı şu. Her şeyi tekrar inşa edebilirsin. Ahlakı inşa etmek kolay değil. Bu demokrasiyi tekrar kafalara sokmak kolay değil. Huku, huku, adaleti kafaya sokmak bu bürokraside kolay değil. İşimizin en zor olduğu nokta bu insanlara anlatacağımız. Yani o yüzden e, bu mitiklerin sayısı artmalı. Diğer partilerle beraber olabilir, ayrı yapabilirler. Ama insanlara gidip bu muhalefetin bu bloğunu büyütmek zorundayız. Gerçekten bu memleket meselesi. Eğer Ali Mahir başarı olarak o mitikte partime yazılan oyu düşündüysem bir için düşünmedim. Gerçekten muhalefetin halkın durumunu gördük. Bir kişiye eğer ki biz Recep Tayyip Erdoğan istifa diye söyleyeceksiniz diye bir kelime bir kağıt verdisek bize yazıklar olsun. Daha genel başkan çıkar çıkmaz Recep Tayyip Erdoğan istifa 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 dedi orada binlerce insan. Evet. Yani işte halk bu durumda mitiklerde bunu Mersin mitingini 84 milyon konuşuyor. 84 milyon geliyor. İzmit'te olacak, Trabzon'da olacak, Diyarbakır'da olacak. Bunları yapmalıyız. İnsanları moralli ve diri tutmak zorundayız. Tamam. Ama şimdi şöyle. Ankara'da bir proje, yeniden inşa projesi de var Gökben. Bir daha söyler misiniz Fikret abi? Ee, Ali Bey şimdi yeniden inşa edeceğiz dedi de şimdi Hı. Ankara'da e, muhalefet partilerinin ortaklaşa destekledikleri parti. bir düşünce kuruluşu e, oluşturuldu.